Merhaba arkadaşlar, ben Özlem Öztürk, takipçilerimizin deyimiyle Ateş'in annesi de diyebilirsiniz. Ateş'le alakalı çok yazılıp çizildi, çok söylendi. Bu videomda Ateş'le alakalı bilmediklerinizi anlatacağım size. 2014 23 Nisan gününde doğdu Ateş, şu anda 6 yaşında. Annesi Ahırımızın yerli ırkı, babası çok sağlam bir güreş boğasıydı Ateş'in. Annesinin ilk yavrusu olduğu için oldukça küçük dünyaya geldi Ateş. Küçük olduğundan mı bilmiyorum, ancak bizim ona düşkünlüğümüz çok çok ayrıydı. Bizler Ateş'i çok sevdiğimiz için onu hiçbir zaman satmayı düşünmedik. 2-2,5 yaşlarında sosyal medyayla tanışması oldu Ateş'in. Karadeniz'in havasından mı suyundan mı bilinmez, ancak Ateş çok hırçın bir boğaydı. Daha doğrusu yavruydu diyebiliriz 2 yaşına gelene kadar. 2 yaşında bir tane böyle hırçın hallerini video halinde sosyal medyamda paylaştım. O zamana kadar köyde günlük yaşantılarımı paylaşıyordum. 40-50 bin takipçimiz olmuştu. Ateş'i paylaştıktan sonra sürekli takipçilerimiz Ateş'in videolarını görmek istiyoruz diye yazıyorlardı yorumlarda. Ateş'i paylaşmaya devam ettikçe sayfamız yavaş yavaş, daha doğrusu hızlı büyümeye başladınız diyebilirim sizlere. Ciddi anlamda Ateş'in fanları oluştu artık sosyal medyada. Karadeniz Artvin bölgesinin meşhurdur Kafkasör Boğa Güreşleri Festivali. Ben onu güreş boğası olarak yetiştirmeyi düşünüyordum. Ve Kafkasör'de bir deneme güreşine götürdük Ateş'i. Artvin'in Berta köyünde ikincilik alan bir boğayı çok rahat bir şekilde yendi Ateş. Sonrasında Ateş çok sağlam bir güreş boğası olur tarzında yorumlar gelmeye başladı. O günden itibaren evet, ben onu güreşlere çıkartacağım diye niyetlenmiş ve o niyetle beslemiştim. Şimdi ilk güreş serüveni yaklaşık 3 yaşında olmuştu. Sonrasında 3,5 yaşında Ateş çok ciddi bir ciğer rahatsızlığı geçirdi. Artvin'den merkezden bir veteriner çağırdık. En etkili ilaçları yaptım. İyileşmezse yapacak bir şey yok dediğinde başımızdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. 2 gün boyunca bekledik. Ateş herhangi bir şekilde tepki vermiyor. Herhangi bir iyileşme göstermiyordu. Bir anne evladını bekler ya, iyileşsin, bir tepki versin, bir şekilde yesin içsin diye. Biz de Ateş'i o 2 gün boyunca öyle bekledik gerçekten. O çaresiz bekleyiş çok farklı bir duygu. Benim evladım yok, Rabbim bana henüz nasip etmedi. Olmayan evladım gibi sevdim ben Ateş'i gerçekten. Sonrasında o çaresiz bekleyiş bizi o kadar zora sokmuştu ki ben daha fazla bekleyemedim. Ardanık ilçesinden başka bir veteriner çağırdık, Ercan arkadaş. Hiç unutmuyorum, Allah razı olsun Ercan Bey'in desteklerini, yardımlarını gerçekten. İlk Ercan Bey'i aradığımda hani şu fenomen boğa mı diye söyledi bana. Ve sonrasında Ateş'i tedavi etmek için Ardanuç'tan kalkıp geldi. Ateş tedavi ettikten sonra Özlem hiç korkma, Ateş yaşayacak, iyileşecek dedi bana. Ancak Ateş'in iğnelerini yapıyoruz. Herhangi bir tepki vermiyor, yemiyor, içmiyor. Bir gün çok güzel yiyorsa ertesi gün tekrar aynı, rahatsızlığı aynı şekilde devam ediyor. Bu süre zarfında Ercan Bey tekrardan bize ilaç takviyesi yaptı. Ateş hiçbir şey yemeyip içmediği için biz sürekli ona yem verdik. 2,5 aylık bir süreç böyle tedavi süreci geçti. O sürede gerçekten her gece odamda ağlıyordum ben. Ateş hani çok duyarlı bir hayvan gerçekten. Hani boğa deyip geçiyoruz ya biz bazen, öyle değil işte. Aşırı duygusal, onun yanında üzüldüğümü belirtmek istemiyorum. Çünkü her halimizden etkileniyor gerçekten. O süreç zarfında gözlerimin içine bakıyordu böyle. Çaresizliğini, acılarını hani gözlerinden okuyabiliyordum. Ve her gün gerçekten gidip boğazına sarılıyordum Ateş'in. Hani bizi bırakma, ne olur, yalvarıyordum adeta ona. Bir gün hiç unutmuyorum, anlatırken bile sanki o zamanları, o anları yeniden yaşıyormuşum gibi oluyor. Ateş'in boğazına sarıldım ve dedim oğlum ne olur bizi bırakma. Gözlerimin içine baktı ve orada koptuğum andı benim. Bildiğiniz yaşlar geldi gözlerinden. O kadar üzülmüştüm ki o haline. Ve bir gün kalktığımda anne dedim ki hani biz sürekli buna yem veriyoruz. Ve yem muhtemelen midesini kapattı Ateş'in. Yem vermeyi keserim dedim. Yem vermeyi kestik. Yaklaşık 3 gün sonrasında tekrardan Ateş düzelmeye, iyileşmeye başladı. Birçok kişi ciğer hastalığı sıkıntılı bir hastalık. Eğer iyileşmezse çok fazla kilo kaybetmeden kestir demişti Ateş'e. Ancak ben Ateş'ten hiçbir zaman vazgeçmedim. Hiçbir zaman umudumu da kaybetmedim. O kadar güçlü ve duyarlı bir hayvan ki bizi bırakmadı, bizi çaresiz bırakmadı. Destek oldu bize. İyileşmek için gerçekten o da mücadele etti. İlk gelen veteriner bu ilaçları yaptıktan sonra herhangi bir şekilde etinden faydalanma imkanınız olmaz Ateş'in demişti. Benim o durumda zaten hiç etinden faydalanmak veya etini para ettirmek tarzında hiç aklıma gelen bir şey olmadı. Keza annemin de öyle. Yaklaşık veteriner parası, ilaç parası derken aşağı yukarı 10 bin lira masraf ettik Ateş'e. İnanın zerre kadar umurumda değil. Yeter ki iyi olsun, bir 10 bin lira daha harcamaya razıydım. Evet, iğnelerden, ilaçlardan, tedavilerden, sevgiyle, umutla, vefayla diyelim yeşil çayırlara geldi Ateş 5. Bugünkü bu halini ona olan sevgimize bağladığımıza ve onun da bize olan inancına borçluyuz. Tabii ki de veterinerimiz Ercan Bey'in katkıları çok fazla. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine de. Ateşle kalın, bizimle kalın, izlemede kalın.
23 Nisan gününde doğduğu için mi bilmiyorum ama biraz büyümeyen çocuk gibi Ateş. Şu an 6 yaşında ama bu çocuk şımarık halleri hala üzerinde devam ediyor. Sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi daha. Ateş'i neden besliyorsun, neden saklıyorsun? Şu anda bizim Ateş dışında başka boğamız yok. Onu hem damızlık olarak saklıyoruz hem de çok sevdiğimiz için, satmaya kıyamadığımız için saklıyoruz. Ve yine Ateş'le alakalı en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ateş neden bu kadar sinirli? Aslında Ateş sinirli bir boğa değil, çok duyarlı. Gerçekten çok merhametli bir boğa. Hani amacı maksadı eğer birine saldırmak veya öldürmek olsaydı gerçekten, inanın ona biz engel olamayız bu cüssemizle. Tutmak gerçekten çok mümkün olmuyor sinirli anında. Sinirli olmasının sebebi de şu, köyde Ateş'ten başka boğa yok. Yani bir liderlik vasfını aldığı için, biliyorsunuz boğalar kalabalık sürüye girdiğinde o sürüdeki liderlik vasfını elde edene kadar güreş tutarlar. Şu an köyde başka boğa olmadığı için güreş durumundan muaf Ateş 5. O yüzden köyü ve ahırdaki diğer hayvanları, inekleri sahiplendiğinden dolayı köye gelen herhangi bir yabancı kişiyi veya yabancı bir arabayı gördüğünde çok ciddi anlamda tepki veriyor. Hani amacı zarar vermek veya vurmak olsaydı Ateş'i tutmak, zapt etmek çok da mümkün olmuyor cüssesinden dolayı. Bu yüzden çok merhametli, çok duyarlı bir hayvan aslında. Sinirli olmasının sebebini açıkladım. Umarım anlar ve tekrar tekrar neden sinirli olduğunu artık sormazsınız. Onu eve götüreceğim. Aşırı sinekleniyor ama eve gitmeye çok niyeti yok. Hadi oğlum, hayır, hayır, tamam. Gördüğünüz gibi kaçtı Ateş 5. Neyse, bugün hava serin. Çok eve gitmek istemiyor. Birazcık otlatalım onu da. Fazla sinek sarıyor. Ne kadar sinek ilacı aldıysam çok da etkisini göremedim. Ne yapmam gerekiyor bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim bu arada. Elmaya çok düşkün. Aşırı elma seviyor. Onun dışında tuz verdim. Tuzdan hiç hoşlanmıyor. Normal bir hayvan gerçekten değil. Alışkanlıkları çok farklı. Sosyal medyada yorumlar geliyordu. Ateş'in yan tarafında hani sopayla vurulmuş gibi izler var diye. Dövüyor musunuz Ateş'i diye. Şöyle belirtmek istiyorum. Ateş'in yattığı zemin ahşap olduğu için tahtaların İzi ister istemez Ateş'in yattığı bölgede çıkabiliyor. Ben onu hiçbir zaman, daha doğrusu hiçbir hayvanımı döverek sürmeye veya korkutmaya çalışmadım. Ateş'i daha çok sesimle komut verip o şekilde yönlendirmeye çalıştım. Hayvan dövmeye, onlara şiddete kesinlikle ve kesinlikle karşıyım. Rabbimin dilsiz kulları gerçekten insana muhtaçlar. Hem sevgisine hem merhametine. O yüzden sizlerden ricam, dilsiz kulların canını yakmayın. Çünkü onlar da bir gün dile gelip konuştuklarında gerçekten Rabbim bunun cezasını soracaktır hepimize. Ateş'in tabii o sinirli hırçın hallerinin altında başka bir sebebi de var. Ateş aşırı derecede kıskanç bir boğa gerçekten. Hayatta hiçbir şeyi sevdiğini kimseyle paylaşmayı gerçekten sevmiyor. Özellikle beni, anneme ve inekleri çok fazla kıskanıyor. Elmaya aşırı düşkün demiştim zaten. Oğlum gel, gel, gel. Gözleri ömre bedel diye sesleniyorum ben ona. Sürekli böyle gözleri gerçekten sinirden mi oluyor bilmiyorum ama gözleri böyle çok aşırı belirgin dışarıya doğru. Bazen diyorlar Ateş'in gözlerinde bir sıkıntısı mı var? Aslında hiçbir sıkıntısı yok. Gayet sağlıklı benim paşam. Şu aralar biraz sinekten ve havalardan kaynaklı. Bu yıl gerçekten hiç olmadığı kadar fazla sinek var. O yüzden biraz kilo kaybetti. Bir de önceki senelerde çok fazla dışarıya açmıyorduk Ateş'i. Hani hastalığını atlattığı için, bir de sinekten çok aşırı rahatsız olduğu için salmıyorduk. Bu sene her gün düzenli olarak Ateş'i dışarıya açıyorum. Çünkü veteriner sürekli dışarıya açmak da onun ciğerlerine ve nefesine iyi gelecektir demişti. Yani bir nevi antrenman, idman, spor gibi düşünün. Gezdikçe ciğerleri daha çok açılmaya ve hastalıktan sonra kalan öksürüğünü daha da atmaya başladı. Onun için şu an bugün tam Ateş'in havası. Serin, hafiften tise var. Karadeniz'in biliyorsunuz olmazsa olmazı. Eve götürecektim ben onu, biraz dinlensin diye, sineklerden çok sıkıldığı için. Sineğin ısırmasına bile kıyamıyorum, siz düşünün artık. Ama gitmek istemedi Ateş 5. Israrla buraya kaçtı. Öyle olunca benim çobanlık mesaim birazcık daha uzadı. Çünkü Ateş'i köyde yalnız başına bırakamıyoruz çayırda otlaması için. Arazide bile olsa onu beklemek zorundayız. Herhangi biri gördüğü zaman çok ciddi anlamda ürkütücü tepkiler verebiliyor. Bağırmaya başlıyor. Ve haliyle insanlar da bundan çok fazla korktuğu için sürekli başında beklemek durumundayım. Yani bir nevi bebek gibi sürekli yanında olmak zorundayız, öyle diyelim. Gerçi ben bunu artık zorunluluk olarak görmüyorum Ateş'e olan düşkünlüğümüzden dolayı. Yeter ki iyi olsun, sağlıklı olsun, hastalanmasın da biz onu bir ömür bekleyebiliriz diyeceğim. Ancak maalesef bir gün ayrılmak zorunda kalacağız düşüncesini bile çok beynime yerleştirmek, düşünmek dahi istemiyorum. Ateş!
Evet, onun diğer lakabı gözleri ömre bedel. Bak bakayım oğlum. Ha, gel. Gel. Oğlum tamam bir şey yok annem yavaş yavaş. Bir de bazen şey soruyorlar. Ateşten korkmuyor musun? Şimdi ben ateşten kesinlikle korkmuyorum ancak boğa sonuçta bir hayvan. Hani bu zamanda insanlara güvenemiyorsun. Ne yapacağını kestiremiyorsun gerçekten. O yüzden de onun aklı var ancak mantığı yok. Yine de dikkat etmek için hiç sopamı elimden bırakmam. Çünkü bana daha önce bir boğa saldırdı. Ciddi anlamda eğer bugün annem yetişmeseydi belki de yaşamıyordum ben. Onun için her hayvanın yanına yaklaşırken çobanın olmazsa olmazı değneğidir. Bu da benim bayağı bir sağlam bir sopam değneğim diyeyim. Hayat kurtarıcım da diyebilirim. Olası bir saldırıya veya bir hamleye karşı beni koruyacak tek şey çobanlığın değneğidir arkadaşlar. O yüzden sessiz olun. Hangi hayvan olursa olsun, çok güvendiğiniz bir hayvan bile olsa yanınıza değneğinizi almadan yaklaşmayın. Size nacizane tavsiyemdir. Ateşle alakalı şu da çok sıklıkla soruluyor. Ateşi yıkıyor musun? Nasıl bu kadar temiz diye. Diğer hayvanları ne şekilde bağlıyorsam ateşi de aynı şekilde bağlıyorum. Ancak ateş gerçekten çok temiz bir boğa. Hayatta pisliğin üzerine yatmaz. Kendini pisletmeyen gerçekten titiz bir boğa diyeceğim. Güleceksiniz belki ama hakikaten öyle. Görüyorsunuz ateş dışında diğer ineklerin hepsinde ciddi anlamda kirlenmeler var. Bir fincanda yok. Bir karahanım var. Onda yok. Onun dışında ırmakta var. Çilek Hanım da biraz var. Oldukça kirli olan, pasaklı olan bir de Ceren Hanım var. Ateşin hemen yanında bağlı. Şu ileride gözüken de ateşin kızı oluyor. Annesi aşırı yaramaz. Keşke biraz babasına çekseymiş. Hep annesine çekmiş. Çok yaramaz. Ve şu anda ahırımızda bütün buzağlarımız ateşin yavruları. İki tanesi, üç tanesi ateşe gerçekten çok benziyor. Diğer iki tanesi sanki başka bir yerden alıntı gibi olmuş. Sanki cami kapısında bırakmışlar. Oradan temin etmişiz gibi. Evet, kadrajımızda Yaman Bey var. Geliyor Yaman'da.